Evet. Birkaç dakika. Şimdi Selma Hanım, siz de Akif Bey'in söylediği gibi rezonans, siz de herhalde bunu kendi cebinizden ödemiyorsunuz, değil mi? Tabii ki Noyan Bey. Belli bir kısmı bizim de konservasyonumuz var. Düşük bir konservasyonumuz var. Onun üzerinde de bir reinsürans korumamız var tabii ki. Farklı katmanlardan oluşan. Dolayısıyla biz de o riskimizi devrediyoruz. Tabii sadece reinsüransın tek bir çeşidi yok. Çok çeşidi var. Farklı versiyonları var. Farklı çözümleri var. Dolayısıyla her anlamda o çözümlerden de faydalanarak ciddi bir koruma miktarımız var. Bunu tekrar altını çiziyorum. 117 milyar TL'lik bir korumamız var toplamda. Ve bu koruma sadece bir deprem için değil, aynı şekilde bir deprem daha olmasını da kapsayabilecek şekilde reinsürans yapılandırılmış. Biz buna reinstatement diyoruz. Dolayısıyla onu da çok net olarak ifade etmek Son istiyorum. bir soru Akif Bey'e de bir dakika bırakacağım. Size sorayım. Buradaki deprem bölgesindeki tüm hasarları tahmini olarak ne zaman öder ve DASK buradan hasar ödemeye Şöyle başlar? Noyan Bey, zaten bütün mesele şu anda hafif hasarlardaki dosya ağırlığı. Takdir edersiniz ki eksper sayımız da ülkemizde yaklaşık yangın eksperimiz yani 280 adet, 290 adet DASK'ın sisteminde 238 tane eksperimiz var. Kendileri de hepsi çok değerliler ve şu anda sahada çalışıyorlar. Ama bu kadar büyük adetli dosyayı insan gücüyle bitirmek ne yazık ki çok mümkün değil. O yüzden böyle bir çözümle geldik ve pazartesi günü de açıklayacağımız üzere çok hızlı bir şekilde bu dosyaları eritiyor olacağız. Hedefimiz, çok açıkçasını söylemek gerekirse, biz buradan ne zaman çıkacağız? Bu son aldığımız aksiyonla yaklaşık bir 2 ay içinde çok büyük bir çoğunluğunu bitirmiş ve çıkmış olacağız buradan. Tamam, tabii Akif Bu Bey, buyurun. Konu şimdi sağdan gelen acentelerle ve sigortalara temasın daha yakın sıcak bilgi olduğu için gerçekten çok önemli. Şimdi DASK'ımız çok hızlı hareket etti. Ağır hasar, orta hasarı hemen ödedi. Hafif hasarda gerçekten beklenti var. Selva Hanım, herkes eksper bekliyor. Bu almış olduğunuz karar gerçekten çok kıymetli. Pazartesi eksper faaliyetlerini çok hızlandırarak hesaba geçecekler. Yani bu gerçekten şu anda sahada beklenen bir şey. Çok rahatlayacaktır. Sıcak para çok önemli şu aşamada. Tabii Gerçekten. destek olarak. Sektör ne kadar zamanda bu hasarları öder tahmini Akif Bey? Biz kamu otoritesi olarak kaskoyu ve konutu çok yakından takip ediyoruz. Sektörle sık sık bir araya geliyoruz. Aynı hedefi onlara da verdik. Çünkü bu hem konut hem kasko çok ara, yani konut özellikle DASK'la çok ilişkili zaten. Kaskoda da aslında hasarlar belli, araçlar ortada. Hem kaskoyu hem konutu sektörümüzle konuşuyoruz. Lütfen 2 ay geçirmeyelim. 2 ay içerisinde tüm bu hasar ödemelerini yapalım. Ama ticari segmentte olay çok tartışmalı ya da Ben çok ona katılıyorum. kompleks konular. Onu zaten zaman içerisinde. Orada zaten hasar o kadar faaliyeti devam ettirmeyecek kadar yoğun değil. Onu zaman içerisinde sektörümüz yönetir ama bireysel ürünlerde biz de 2 ay içerisinde bu işi bitirme hedefindeyiz. Peki.